saatlerinde böyle harika bir kahvaltı yapmak için düştük yollara. Şimdi tarihin ve doğanın içinde eşsiz lezzette mükemmel bir kahvaltı bizi bekliyor. Bu güzel kahvaltıya bizi davet eden İhsaniye Kaymakamımız Semih Doğanoğlu Beyefendi'ye çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki bizi davet ettiniz kaymakamım. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz öncelikle. İhsaniye ilçemiz Afyonkarahisar'ın kuzeyinde yer alan tarihi güzellikleriyle meşhur bir ilçemiz. Özellikle Firik Vadisi ilçenin en önemli değerlerinden bir tanesi. Firikler biliyorsunuz Anadolu'da M.Ö. 1800'lere dayanan büyük bir medeniyet ve bu medeniyet coğrafyasında en büyük kalıntılarıyla yer alan bölgeyi İhsaniye ilçemiz tevah etmekte içerisinde. Ve doğal güzellikleriyle, tarihi kaya mezarlarıyla ve birçok daha tarihi eserleriyle turizm, doğa severlerin ve tüm halkımızın görmesi gereken en güzel yerlerden bir tanesi diye düşünüyorum. Kesinlikle inanılmaz bir tarihi zenginlik var, inanılmaz bir lezzet şöleni var. Peki Aziz Bey, rehberimiz Aziz Bey burada bizimle birlikte. Kahvaltımızda ne var? Firikya'nın merkezinde, Üçler Kayası köyünde annemin, nenelerimin, teyzelerimin ürettiği ürünleri hem sizlere sunduk hem gelen misafirlerimize sunduk. Oh harika. Buraya gelen herkes bu kahvaltıyı yiyebiliyor mu? Tabii kesinlikle yiyebilir. Kahvaltıdan daha fazlasını da görecekler. Burada İhsaniye ilçemizde hem komşu köylerimizi gezeceğiz hem kendi köyümüzü gezeceğiz. İnanın hem kahvaltıdan lezzet alacaklar hem tarihe doyacaklar. O zaman biz de şimdi enerjimizi alacağız. Gezeceğiz dediniz. Gezdireceksiniz tabii bizi. Tabii ki de Kral Midas'ın ülkesini hep birlikte gezeceğiz. Şirin köylerimizi gezeceğiz. Kaya mezarlarını gezeceğiz. Kral mezarlarını gezeceğiz. Neler neler. O yüzden herkesi bekliyoruz. Şimdi kahvaltıya geçelim isterseniz. Geçelim tabii. Ne var? Ben kaymak, afyon kaymağına bayılırım. Tabii. Ama bana yetmez. Biraz daha ilave isterim. Tabii. Onu ben hemen ayarlarım. Bakın afyon kaymağımız ben meşhur biliyorsunuz. Ya, manda meşhur, kaymağımız. Evet. Haşhaşımız var. Sabah kahvaltılarında kullanıyoruz biz bunu. Tarlalarda gördüğümüz haşhaş işte evet. Bakın masalarımıza böyle reçel evet. Kıvamında geliyor. Evet. Bahçemizden topladığımız yeşilliklerimiz, tarlamızdan hasat ettiğimiz patatesimiz. Patates tarlası aynen patates sabah, tarlaları da çok. Daha sabah tavuklardan aldığımız tazecik yumurtalar, afyon sucuğumuz, bükmelerimiz, annemin sevdiği, misafirlerin de sevdiği kayganamız. Bükmeler de haşhaşlı mı? Evet tabii ki de haşhaşlı mercimekle. Evet. Ya yani bu şölene hepinize buyurun, de buyurun teyzeciğim bekliyoruz. buyurun. Kaygana işte o maharetli el buraya geldi. Hoş geldiniz teyzeciğim. Adınız ne? Firdevs Özdemir. Firdevs teyzeciğim hoş Firdevs. Geldiniz. Firdevs teyzeciğim ellerinize evet, sağlık. Olur. Ne kadar güzel şeyler yapmışsınız bize. Kilo olup göndereceksiniz beni birkaç saat içinde. Maşallah yürüyün atarsın ona. Teşekkür ediyorum. Ben seni bak ne güzel gelin gibi giydirdim. Bizim eski gelinliğimiz bunlar. Evet ve hatta sizin gelinliğiniz Firdevs teyzemin gelinliği bu güzel gelinlik. Ben buraya şimdi gelir gelmez hemen dedi ki Firdevs teyze kızım seni yeni gelin edeceğim dedi. Gerçekten de giydirdi. Peki var mı bu gelinliklerin hikayesi sizden dinleyelim. Bunların hikayesi eski gelinlikler. Şimdiki beyaz gelinliklerin. Volka denir bunlara. Evet o zamanlarda evet. Beyaz gelinlik yok. Hep genelde yok. Kırmızı, kadife. Yok bunlar. Bu olmazsa gelin binmezmiş. Arabaya. Bu olacak. Allah Allah. Ya bu elbise ya bunun yerine bir tane tarla. Bugün evet. Peki hala gelinler giyiyor mu bunları? Fotoğraf için giyiyorlar. Fotoğraf için. Evet. Artık normal yok. Beyaz gelinliğe evet. Döndü. Onlar da beyazı giymezse gitmiyor şimdi. Doğru vallahi. Şimdi gelinler de öyle. Çok teşekkür evet. Ediyoruz gerçekten. Şey değil. Biz size teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Şereflendirdiniz. Hoş bulduk. Allah ellerinize razı olsun. Sağlık. Biz şimdi enerjimizi alacağız. Unutmadan ve buyurun. Gezmeye başlayacağız. İnşallah.